Dördüncü bölüm operatörler ya da daha Türkçe olarak konuşmak istersek işlemciler diyebiliriz. Bütün dillerde olduğu gibi Java'da da operatör kavramı var. Temel operatörleri göreceğiz. Bit operatörleri ve bu operatörlerdeki öncelik ve değerlendirme sırasından bahsedeceğiz. Çevrimler ve yükseltmelerden bahsedeceğiz ve overload edilen operatörlerden bahsedeceğiz. Çok uzun bir bölüm değil bu. Hızlı bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi operatör ya da işlemci bir, iki ya da üç tane işlenen, yani operand dediğimiz ya da girdi diyebileceğimiz üzerinde işlem yapıp bir sonuç üreten semboldür arkadaşlar. Tek işlenen operatörlere tekli yani unary operator, iki işleneni olan operatörlere binary operator, üç işleni olan operatörlere de, ki bir tane vardır bundan Java'da, ternary operator denir. İşlenen Java'da bir expression'da olabilir. Yani operant olarak girdiğiniz şey basit bir ifade yerine daha karmaşık bir ifade olabilir. Metot çağrılarından oluşan, toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibisinden şeylerden oluşan, her ne kadar tavsiye etmesek de nihayetinde zaman zaman kısalık olsun diye böyle yapılar kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu chapter'da da bu operatörlerden Java'da var olanlarını yoğun bir şekilde, hızlı bir şekilde göreceğiz. En basit operatörümüz assignment operatörü arkadaşlar. Biz eşittir deriz genelde. Ama o assignment operatörü atama operatörüdür. Ve birazdan bahsedeceğiz. Bütün operatörlerde associativity yani ilişkilendirme sırası söz konusudur. Ve assignment operatörü daima sağdan başlar, sola doğru gider. Yani 5'i alır, iyiye atar. False'u alır, B'ye atar. Yeni bir karı alır, my car referansına atar. Sağdaki işleneni alıp soldakine atar arkadaşlar. Bazen bu değer atamasıdır, bazen nesne referansı atamasıdır. Bazen de sağ taraf biraz kompleks olabilir. Compound bir expression olabilir false yerine ya da 5 yerine. Tamam. En temel operatörümüz sağdan sola çalışan atama assignment operatörü. İkili aritmetik operatörler vardır. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve mod yani kalan yapısını ne karşılık gelen operatörlerdir bunlar. Bunlardan toplama overloaded olan bir operatördür. Java'da overloading yoktur deriz. Bir iki noktada overloading vardır. En azından bizim overload etmemize izin vermez Java. Biz artıyı kalkıp farklı bir ortamda farklı bir bağlamda kullanamayız. Onu Java belirlemişse sadece belirlediği kadar kullanabiliriz. Bu anlamda bu string nesneni arka arkaya ekleme anlamında artıyı göreceğiz. Ama şey şu, 5 tane operatör bizim bildiğimiz aritmetik operatörlerimizdir. Bunlarla alakalı neler söyleyebiliriz biraz ileride detaylandıracağız. Yani toplama mesela long'la double'ı toplasanız ne olur gibisinden bazı noktalara değineceğiz. Atama operatörünün arkadaşlar bileşik hali de vardır. Buna birleşik atama ya da compound assignment denir. Compound assignment'lar da mesela i eşittir i artı 3'ü i artı eşittir şeklinde yazabilirsiniz. Yani yapacağınız işlemi assignment operatörün soluna yazaraktan yazabilirsiniz. Mesela i eşittir i eksi 4 demek, i eksi eşittir 4 demektir. Dolayısıyla mesela i 5 ise şunu yapınca 8, bunu yapınca 11 oldu. Bunu yapınca 4 oldu, bunu yapınca, koptum şimdi, i 5'ti, 3 arttırdık 8 oldu. 3 de arttırdık 11 oldu. 11'den 4 çıkardık 7 oldu. 2 ile çarptık evet 14 oldu. 14'ü 7'ye böldük 2 oldu. Nihayetinde kendisini bölüp assign etmekle yaptığımız işi daha kısa olarak compound operatörlerle yapabiliyoruz. Birleşik atamalar artı eksi çarpma bölmede olduğu gibi ya da remainder'da
kalanda olduğu gibi entlerde, oğurlarda ve şiftlerde de yapılabiliyor arkadaşlar. Yani bir boolean'ı kendisiyle entleyip bir başka boolean'ı kendisine atayabilirsiniz mesela. İşte şunlar. Ya da boolean'ı işte oğurlayabilirsiniz. Onlar da bunlar. Şimdi birazdan örneklerini göstereceğim. Şimdi burada arkadaşlar bütün bu işlemleri yaparken biz şöyle şeylerle karşılaşırız. Bakın mesela toplama hiç denediniz mi bilmiyorum. Java'da bakın şöyle bir durum vardır. Bu size garip gelebilir. Ama hemen göstereyim. Mesela bakın byte B1 eşittir 3 olsun. Byte B2 eşittir 7 olsun. Bir problem var mı? Yok. Byte B3 eşittir B1 artı B2 dediğiniz zaman da bir problemin olmasını beklemezsiniz. Ama bir problem olur. Çünkü Java'da yani nihayetinde arka tarafta arkadaşlar JVM'in içerisinde ki yapılar siz 8 bitlik yani 1 byte'lık yapı da tutsanız bunlar arka tarafta 32 bitlik yapılar olarak yani 4 byte'lık yapılar olarak tutulur. Kolaylık olsun diye böyle yapılmıştır. Bundan dolayı aslında bazı kararlar alınmıştır. O kararlardan bir tanesi de şu. Bütün aritmetik operatörler minimumda integer üretirler. Bu şu demektir. 2 tane byte'ı topladığınız zaman 1 byte etmez. Neden? Çünkü 2 byte'ın toplamı bir integer yapar. Integer byte'ı atayamazsınız. Bunu düzeltmenin yöntemi olsa olsa arkadaşlar olsa olsa şu olabilir. Byte'a sonucu cast etmek. Java'da 2 byte'ı topladığınız zaman ancak böyle 3. byte'ı atayabilirsiniz. Neden? Aritmetik yükseltmelerden dolayı. Nedir bu aritmetik yükseltme? Arkadaşlar, bu aritmetik yükseltme şudur. Aritmetik operatörler yaptıkları işlem sonucunda en az int tipinde bir değer üretirler. Eğer operantlardan bir tanesi int'ten küçükse int değerinde bir değer üretilir. Operantların ikisi de int ise zaten int üretilir. Bir tanesi int'ten büyükse büyük olanın tipinde üretilir. Dolayısıyla en az bir işlenen double ise sonuç double, en az bir işlenen float ise sonuç float, en az bir işlenen long ise sonuç long olur. Bunun dışında daima int üretilir. Tamam. O yüzden arkadaşlar aritmetik conversion söz konusudur ve buna dikkat etmezseniz az önce olduğu gibi işte 2 tane byte'ı alıp toplayın 1 byte edecek mi diye bakın hata verecektir. Type mismatch cannot convert from int to byte diyor. Olsa olsa cast yapabilirsiniz. Bakın şurada olduğu gibi. Onu da zaten alt satırda yazmışım nasıl olması gerektiğini. Tamam mı? Mesela bir integer varsa, bir double varsa, integer ile double'ı çarptığınız zaman integer'ı atayamazsınız. Çünkü sonuç double çıkar. Olsa olsa integer'a cast edebilirsiniz. Mesela aynı şey iki tane short'ta da geçerli. İki tane short'u da ben kesinlikle aralığında remainder'ı alsam kesinlikle bana short vermeyecektir, integer verecektir. O yüzden ben iki tane short arasındaki remainder'ı olsa olsa integer olarak alıp yazabilirim. Ya da short'a cast etmem lazım tabii ki. Başka nerelerde şeyler olur dersek, mesela bakın şurada ilginçtir. Hepten buraya da koyup bizi zımaradan çıkarmaktan çekinmiş oldukları için bu 8 integer olduğu halde byte'a atarken bir problem yok. Ne sonuna B gibi bir şey yazmanızı istiyor. Zaten öyle bir şey yok. Ne de byte'a cast etmemizi istiyor. Tamam mı? Bunu yazmak nafile. Çünkü zaten kendisi o cast'i yapıyor arkadaşlar bizim için. Ama problem şu. Byte'ı B4'ü mesela kalkıp eksi yaparsanız geçmiş olsun. Direkt olarak eksi yapmak
negatif yapmak yani eksi 1 ile çarpmak gibi doğrudan onu integer'a ne yapıyor arkadaşlar? Yükseltiyor. O yüzden ben burada nelerin yükselttiğinden şurada ayrıntılı olarak aslında ileride bahsedeceğim. Ama bunları çok ezberlemenize gerek yok. Bir miktar kafa karıştırıcı olabilir. Zaten hiçbir şekilde ezbere aklımıza bulundurmamız lazım. Ama unutmayalım, en azından en temel işlemler olan 5 tane aritmatik işlemler daima minimumda integer üzerinden işlem yapar arkadaşlar. Buradan görüyorsunuz, casting yapmadığınız müddetçe negatif yapma da aslında integer'a bizi atıyor. Compound statement'lardan bahsederken bakın şurada işte i artı eşittir 3, i eksi eşittir 4 gibisinden yapılardan da bahsettim. Örneğini zaten daha önce vermiştik. Bunu çalıştırdığınız zaman nihayetinde bazı şeyleri print edecek. Peki. Tekli aritmetik operatörler 5 tanedir dedik. Artı işleneni tekli aritmetik operatörden kasıt şu arkadaşlar. 2 tane işlenen almıyor. 1 tane işlenen alıyor. Artı işleneni pozitif yapar. Pozitif sayısal değeri gösterir. Zaten aslında siz bir sayı yazdığınız zaman pozitif için başına artı koymanıza gerek yok. Eksi olduğu zaman, negatif olduğu zaman eksi koyarsınız. Ama başına artı koymanıza hiçbir şekilde gerek yoktur. Yani ben kodumun içerisinde kalkıp işte integer z eşittir artı 5 dememe gerek yoktur. Bu zaten artıdır. Ben şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar mesela şöyle bir ifade yazabilir miyim sizce? Böyle bir ifade yazamam. Yani z'yi ben mesela eksi 5'ti z. Sonra artı 5 yapmak istiyorum. Bakın böyle bir ifade yazamam. Olsa olsa atama yapmam gerekir. Bakın şimdi z eksi 5'ti. Ama bu durumda sizce artı oldu mu? Yani ifadeyi yazdım ama z sizce artı oldu mu? Ne dersiniz? Z'yi print edelim. Z eksi 5'ti. Artı olmadı tabii ki. Başına artı getirerekten nihayetinde onu artı yapamam. Ama şöyle yapsam z şimdi artı oldu. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şu bir geçerli bir ifade değildir Java'da. Tamam. Ona dikkat edelim. Eksi işlenini negatif yapar veya negatif sayısal değer gösterir. Ondan sonra artı artı artım operatörüdür. Sayısal değeri 1 artırır. Eksi eksi eksiltme operatörüdür. Sayısal değeri 1 eksiltir. Ünlem mantıksal tümleme operatörüdür. Boolean bir işlenenin tümleyenini alır. True ise false, false ise true yapar. Artı ve eksi bir atama ve benzeri operatörlerle birlikte kullanılabilir. Aksi takdirde not a statement olur. Yani şurada bakın syntax error diyor. Bu bir statement değildir. Bir cümle değildir. Atama ister daima. Dolayısıyla hatalıdır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Artı ve eksi ikili aritmatik operatörler gibi en az int sonuç üretir. Bu şu anlama gelir. Eğer ben byte z eşittir eksi 5 dersem, z eşittir eksi z dersem, bakın hataya type mismatch cannot convert from int to byte diyecektir. Dolayısıyla eksi de artı da bunu şöyle de yapabilirim ben. Artı da ki bu artı işgüzarlık sonucu buraya konmuş bir artıdır. Artı konmaya gerek yok. Her halükarda işlenenini integer'a ne yapar? Promote eder. Integer'e yükseltir. Bundan dolayı da hata olur arkadaşlar. Tamam. Buna dikkat edelim.
Az kaldı. Arttırma eksiltme operatörlerini işleninin öncesinde ya da sonrasında kullanabiliriz. Öncesinde kullanıldığında önce arttırma ya da eksiltme yapılır, sonra işleninin değeri hesaplanır. Sonra kullanımda önce işleninin değeri hesaplanır, sonra arttırma ya da eksiltme yapılır. Bundan kasıt şu, i eşittir 5 ise integer j eşittir i artı artı i dersek, artı artı i dersek, önce i'yi 6 yapar, sonra atar. Ama eşittir i artı artı dersek, önce i'yi atar, j 6'dır ama i'yi 7 yapar. Aynı şey burada, i'yi önce 6 yapar, j'yi atar ama burada i'yi önce atar, sonra i'yi 5 yapar. Tamam mı? Dolayısıyla arttırma ve double arttırma, double eksiltme operatörleri aslında nereye konduğuna göre değişir. Ama bunlar unary operatörlerden zaten. Ama isterseniz bunları hiçbir assignment yapmadan da şöyle de kullanabilirsiniz bakın. Şu şekilde kullanabilirsiniz. J'ye atama yapmadan bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bakın bununla alakalı örneğimize bakalım. Şurada arithmetic conversion dedik. Unary operatorlar. İşte bakın unary promotion'da bunu göstermişim ben. İşte B'yi arttırdığım zaman, B'yi artı artı yaptığım zaman bakın cast istemiyor. Eksi eksi yaptığım zaman istemiyor. Ama gariptir. Tek artı yaptığım zaman istiyor. Tamam. Bu Java için size hani anlamsız gelebilir. Sadece artım yaptığım zaman cast isterken niye iki artı yaptığım zaman cast istemiyor diye sorabilirsiniz. Aynı şey eksi için de geçerli. Tamam mı? İşte mesela bakın eksi yaptığım zaman nihayetinde cast istiyor ama burada tek artı artıyla cast istemiyor. Long'u eksi yaptım. Ya da mesela işte is true'yu true'ydu ve tümleyenini aldım. İsterseniz tümleyen alıp kendisini atadım yani. Ondan sonra bunlar en temel unary operatorlar arkadaşlar ve bunlarla alakalı bu yükseltmelere dikkat etmemiz lazım arkadaşlar.